Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Soya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Nasıl gidiyor havalar nasıl arkadaşlar? Bu ara yorumlara dönemiyorum böyle soruyorum. Hiç giremiyorum arkadaşlar. Videoyu yüklüyorum. Böyle fırsat buldukça çekiyorum, modelini çıkartıyorum, yüklüyorum. Bir daha YouTube'a giremiyorum yani vakit bulamıyorum, fırsat bulamıyorum. İpin ucunu biraz kaçırdım tutamıyorum sanırım yorumlarda. Ama inşallah biraz böyle sakinleyince döneceğim. Elimden geldiğince dönmeye çalışacağım. O kadar da huzursuz hissediyorum ki kendimi. Lütfen hakkınızı helal edin. Ee, çok yorum geliyor ama dönüş yapamıyorum bu ara. Elimden geldiğince dönmeye çalışacağım. Çok güzel bir modelimiz var. Bir arkadaşımız Instagram'dan göndermiş. Ee, fıstık biraz farklı bir şekilde. Alt yapısı ve üstüyle. Yapraklı fıstıklar. Şöyle gösterelim. Ben e, şerit kurdalamın üzerine modelimi çıkardım şu şekilde bir model var arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu ara noktasını dört tane tığ battı yaparak boşluk verdim şimdi ilk alt zeminini yapraklarını kuracağız sonra üzerine de bu küçük motiflerini yapacağız şimdi başlayalım Burada ben bir ipimi sabitliğine ara noktasını vereyim. Daha sonra orayı anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi ilk başlarken diye başlıyorum. Evet, ipimi tığ battısına sabitledim ilk başlarken. Bu noktada başına bir kez aldım tığımın. Bakın ipi sabitledim, bir kez aldım. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki dibine şöyle bir yuva hazırladım. Üç adet zincir çekiyorum, başına bir alıyorum, dibindeki yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekiyorum. Başına iki aldım, tekrar girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim. Başına iki aldım, tekrar girdim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Başını 3 kez aldım. Tekrar girdim yuvama. 2 2 2 2 çektim. Başını 3 kez aldım. Tekrar girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Bu şekilde bir yaprak yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3 kez aldım başına. Aşağıdan bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1 çekiyorum. Sonra 2, 2, 2, 2 çektim. Başına tekrar 3 kez aldım. Girdim. ikişer ikişer alıp çıkış yaptım ilmeklerime başına iki kez aldım girdim yuvaya önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım başına iki kez aldım tekrar girdim yuvaya iki 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 çektim başına bir kez aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 3 adet zincir çekiyorum. Aynı yuvaya başına almadan girip kapatıp aşağı inmiş olduk. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Tepesindeki o 5 zincirli alana bu motifimizi yapacağız. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Şimdi vereceğim arayı verip tekrar göstereceğim sizlere. Yandaki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2-3 zincir yandakine kapat bu 1-1-2-3 zincir yandakine kapat bu 2-3 adet zincir yandakine kapattım 3-3 adet zincir yandakine kapattım 4-4 tane boşluk verdim başa bir aldım yandaki tığ battıya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. Dibinde bir yuva oluşturup 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Başına 2 kez aldım. Girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına iki kez aldım. Girdim. Önce 1 sonra 2'şer 2'şer alıp çıktım. Başına 3 kez aldım ve girdim. 2'şer 2'şer alıp çıkıyorum ilmeklerimi. başına 3 kez alıyorum, tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Şimdi burada 6 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. Başına 3 kez aldım tığımın. 1 atlıyorum tığ battısı, ikinciye giriyorum. Önce 1 çektim, sonra ikişer ikişer alıp çıkış yaptım başını üç kez aldım tekrar girdim İki çektim iki çektim iki çektim iki çektim başına iki kez alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına iki kez aldım girdim ikişer ikişer alıp çıktım başına bir kez aldım girdim yuvaya önce bir sonra iki sonra iki çektim 3 adet zincir çekip yuva içerisine başını almadan kapattım. Yandaki tığ battıya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu birinci aram. 3 adet zincir çekip yandakini de kapatacağım. Yani 4 tane şurada olduğu gibi aramızı verip yine bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakın alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi e, morla devam edeyim ipimi alıyorum tığıma sabitledim buradan o altı zincir oluşturmuştuk ya arkadaşlar buraya girip ipimi sabitliyorum bu noktada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet zincir çektim zincirin şöyle tutuyoruz parmağın üzerine altından giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde zincir çekip tırnağına tuttum bir ipin ucunu al dibinde zincir çek tut iki ipin ucunu al dibinde zincir çek tut üç dört ipin ucunu al dibinde zincir çek tut beş altı yedi 8 altından geri ipin ucunu al dibinde zincir çek tut 9 10 11 12 13 14 15 16 adet ilmek topladım ipin ucunu alacağım şimdi hepsinin içinden geçtim hepsi ipimde tekrar bu 6 zincirli yuvaya girdim, ilmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım. Şimdi fıstığımı burada sıkılıyorum. Bu şekilde. 20 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Dönüş yaptım fıstığım bu tarafında kapatıyorum 20 adet zincirimi ipin ucunu aldım bu kenar kısımda kapattım bir zincir çekip dönüş yapıyorum şimdi bu yuvama giriyorum zincirime 20 zincirime 6 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 Pardon. Çok özür dilerim. 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar burada. 1 2 3 Son trabzan arası girdim, kapattım. 4 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5. yuvada sabitledim. Bir tane yaprağımız hazır. Bir kez daha yaprak yapıyoruz. Bu işlemi 3 kez yapacağız. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 3 adet zincir çektim son trabzan arası girip kapattım 1 2 3 4 sık iğnesi yaptım 5. yuvada sabitledim 3 zincir çektim başına bir aldım girdim 3 kere de çıktım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 çektim. 3 zincir çektim. Son trabzan arası girip kapatıyorum. 3 4 tane sık iğnesi yapıyorum. 4. Yuvanın içerisine 5. sık iğnemi sabitledim. Şimdi buradan 6 tane sık iğnesi yapıp iniyorum. 3 4 5 6. Yeşil yuvama giriyorum. Sık iğnesiyle sabitledim. Bir de zincir çektim. İpimizi kırdık. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar modelin yapımı aşaması. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ediyorum. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.